Ferdinand ve eşi Sophie yaşanan onca felaketin ardından sağ salim bir şekilde belediye sarayına ulaşabilmişti. Avusturya'nın Sırbistan askeri komutanı General Piotr Jurek şehri olabildiğince hızla terk etmesi için tahtın varisini uyardı. Ferdinand onu dinlemeyecek, kendisini hedef alan bombalar yüzünden yaralananları ziyarete gitmekte ısrar edecekti. Gavrilo Princip, karşısında durdurak bilmeden havlayan köpeğin gözlerinde kendi kaderini gördü. Öldürmesi gereken kişiler hayattaydı ve o bu utançla yaşayamazdı. Ceketinin cebinden içi siyanür dolu şişeyi çıkardı. Tam birkaç yudum alacağı sırada kader oyununu oynadı. Hayatta kalma içgüdüsü baskın gelmiş, Prensip kendi canına kıymaktan vazgeçmişti. Bir yanda hayat, diğer yanda ölüm. Başladığı her işi yarım bırakan Gavrilo Princip, yolun sonuna gelmiş olduğunu hissetmişti. Bu ölüm kalım mücadelesi yormuştu onu. Ve şekeri düşen Gavrilo, kendini bir an önce toparlamak adına yakınlardaki bir pastanenin yolunu tuttu. Artık gördüğü şeylerin gerçekliğinden şüphe etmekteydi. Bir an kalp atışlarının göğüs kafesini parçalayacağını sandı. Kısa zaman içinde ya polis kuvvetleri tarafından yakalanacaktı ya da Karayel'in infazına maruz kalacaktı. Kaçacak hiçbir yer yoktu. Oysa hayat böyle değildir. Sonsuz sürprizlerle doludur ve Prensip'in bunu anlaması için biraz daha beklemesi gerekecekti. Ferdinand ve eşi Sophie'yi hastaneye götürmek üzere yeni bir polis konvoyu oluşturulmasına karar verilmişti. En öndeki araçta misafirlere yol göstermek üzere Saraybosna Belediye Başkanı ve polis şefi bulunacaktı. Arşidük ve hemen yanında oturan hamile karısı Saraybosna sokaklarına bakıyorlardı. Barış ateşini yakmak için çıktıkları yolculuk giderek lanetli bir hal almış, nefret adeta bir çığ gibi etkisini her dakika arttırmaya başlamıştı. Bütün bu kargaşanın tam ortasında konvoyun en önündeki araç yanlış bir yöne saptı. Aracın şoförü tarihi değiştirecek büyük bir hata yaptığını kestirebilmiş midir sizce? Bunu asla bilemeyeceğiz. Ardı ardına gelen hatalar defalarca tekrarlandı. Ferdinand ve eşi Sophie'yi taşıyan araç yolunu şaşırınca ortalığa büyük bir panik hakim oldu. Aracın şoförü adres sormak için bir pastanenin önüne gelince yavaşladı. İşte o anda
Ölüm kollarını açmış, onları bekliyordu. Gavrilo Princip'in silahından çıkan mermiler, yaşadığımız toprakların kaderini değiştirecek, her yanı kan, gözyaşı ve acıyla kuşatılmış Birinci Dünya Savaşı'nı başlatacaktı.